Sevgili dostlar, çekiç çizme makinamızı tanıtım daha önceki videolarını görmüşsünüz, yapmıştım. Biz bunu kullandık. Bakın, eşe dosta da verdik burada. Ben dikkat ettim ama herhalde dikkat etmediler. Taşlara falan vurdular. Buralarda gördüğünüz gibi körelmeler var. Bunun bilenmesini göstereceğim. 13 numara, evet 13 numara anahtar. Bu kadar. Bir vida. Burada iki tane çentik var. Şunlar. Geçerken böyle oraya takılıyor. Bir tane vida. Bu kadar. Ondan sonra bizim yine tanıtımını yaptığımız bir makinamız vardı. Kanalarımız. Bakın. Videolarımda o da var. Şimdi ondan istifade edeceğiz. Çünkü bir de makinesi almadık ayrıca. Böyle ufak tefek işleri onları da yapıyorum. Bu arada köydeki atölyem. Her türlü aletini burada toplayabildim. Şimdi bileyelim bakın. Şu köyleri görün. Ne kadar. Bunu ben dikkat ettim ama konu komşu istedi. Verdik. Taşa vurmuşlar belli. Şimdi biz bunu bileyeceğiz. Gözlüğüm. Çimlere zarar veriyor. O taşların şeyi kesmesinde zarar veriyor. Şurada bir düzeltme yapacağım sadece. Gözlüğümüzü kapatalım çapak kaçmasın diye. Bir de bu canavarı muhafazası vardır. Muhafazasız. Hani kesinlikle kullanmayın. Bakmayın ben küçük bir parça şey yapıyorum diye kullanıyorum. Kesinlikle. Bir de gözlük şart. Diğer tarafı sıra geldi. Onda da bakın yamukluklar. Görüyorsunuz. Yani aslında eşe dosta vermemek bana lazım artık. Bilmiyorum. Hiç dikkat etmiyor artık. Şimdi jilet gibi şeylere zarar vermez. Çimlere. Daha güzel keser. Yine aynı şekilde diğer yerimize geçiyoruz. Şimdi burada iki tane çentik vardı. Burada bir, iki. Gördüğünüz gibi oraya oturacak bu. Oturmuyorsa terstir. Bakalım. Evet.
de oturmuyor bu şekilde. Yani ters takmanıza imkan yok çünkü yuvarlak kapanıyor. Şuradaki vida yeri kapanıyor. Bakın ters takarsanız şöyle diyelim çentiye şu çentikler şu vidayı kapatıyor. Kapanmıyor zaten. Otomatikman ters takma imkanınız yok. Böylelikle şimdi bu makinamızın bıçağını da yapmış olduk. 13 numara, 14 numara diyelim hadi. Neyse bu da sıkıyor. Tamamdır. Bu kadar. Makinamız bir dahaki biçime hazır. Bıçakları hazırlandı.